YouTube'un En Klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım 2020 ve bizler PES 2021 MyClub'a gelen yeniliklere sizlerle birlikte bakacağız. Henüz 5-10 dakika önce uyandım, o yüzden sesimle alakalı kusura bakmayın. Form durumu yükselişte olan oyuncularımız bu haftaki birinci sayfasındayız. İkinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa, beşinci sayfa, altıncı sayfa, yedinci sayfa ve sekizinci sayfa. Form durumu düşüşte olan oyuncular birinci sayfasındayız. İkinci sayfa ve üçüncü sayfa ilerliyoruz. Bakalım haftanın öne çıkan oyuncuları kim? İşte bunlar. Var mı tanıdık bir yüz? Yusuf Yazıcı var. Ronaldo var. Güzel oyuncular var. Devam edelim. Gelen kutusu. Messi. Herkese vereceği bir Messi bu zaten. Önemsiz. Hemen online bilgi diyoruz. Sonra temsilcilere bakıp bitireceğiz. Elimden geldiğince uzatmamaya çalışacağım. İkonik moment Liverpool. Birazdan bakacağız. Player of the Week birazdan bakacağız. Gelecek haftaki maç da özeti. Pazartesi günü arkadaşlar Schalke 04, Bayer Leverkusen, Atalanta ve Ajax'ın öne çıkan oyuncuları gelecek. Bilmiyorum. Heyecanla bekleyen olur mu? Barcelona ile ilgili bilgi. 11. ayın 26'sı yani bugün ve 12. ayın ikisine kadar herhangi bir gün giriş yapıp bir tane Messi alıyorsunuz. Ayrıca birkaç gün içerisinde MyClub'da kullanabileceğiniz Barcelona klasik formasını alma şansınız olacak. Takımınıza üst düzey bir yetenek katmak için bu fırsatı kaçırmayın diyor. Ve Ranking challenge'lar gene aynı şekilde alkış seviyelerine göre devam ediyor. Bilgisi oradaydı. Çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Önemli olduğunu düşünmüyorum ve şimdi geldik asıl bizi ilgilendiren kısım online özel temsilcilere. Şu Messi'yi bir alalım isterseniz. %100 Messi. Hızlı bir şekilde alalım, geçelim Messi'yi. Evet, normal kart bir Messi. Herkese hediye. Az önce bahsettiğimiz gibi öne çıkanı falan değil yani, onu söyleyelim. Özel temsilci dedik. Player of the Week öncelikle seri bir şekilde bakalım. Bu haftaki Player of the Week fena durmuyor. Özellikle Ronaldo'su olmayanlar için. Özellikleri de gayet iyi konuna göre. Cristiano Ronaldo var. Bir. İkincisi Lukaku. Gene kötü diyemeyeceğimiz bir oyuncu. Ben her ne kadar kendisini sevmesem de. Mkhitaryan çok etkili değil, evet, diğer ikisine göre. Volant 23 seviye oluyor. Çok iş yapacağını düşünmüyorum. Donnarumma oyunun en iyi kalecilerinden biri. Fullendiğinde. Alex Telles. Yani dediğimiz sol beklerden biri. De Paul. Yani çok iyi değil bence. Carrasco. Sevemedim. Yani öyle söyleyeyim. Senesi 33 seviyede görmek lazım. Hani ortalama bir stoper olacak muhtemelen fullendiğinde. Örye yani gene sağ bekler arasında ortalama bir seviyede ve Yusuf Yazıcı önemli, bizi ilgilendiren bir oyuncu. 34 seviye oluyor. 34 seviye olduğunda iş yapmayacak diyemiyorum. Çünkü fiziksel temas şu an 77'den başlıyor. Şut gücü 87'den, hız 80, hızlanma 81'den başlıyor. Bunlar 90'ı bulacaktır ya da 90 civarına gelecektir. Fiziksel temas gelmez ama şut gücü zaten 90'ı aşacaktır. Hızlanma da 90'a yaklaşacaktır. Dolayısıyla bunlar önemli veriler. Ve Yusuf Yazıcı'nın ben fullendiğinde oyunda iş yapmayacağını söyleyemem. Burada match day için sorulacak olursa match day'de bunların her biri de kullanılabilir tabii ki. Yani match day'de her biri iş yapar bunların. Bu haftaki Player of the Week gayet iyi öne çıkan oyuncularımız. Fakat Haaland'ı bekliyorduk bildiğiniz üzere. Haaland gelmedi maalesef. Ve Liverpool ikonları listelere hiç bakmadık ve beraber bakıyoruz. Xabi Alonso, Owen ve Fernando Torres bana göre oyunun en iyi forvetlerinden ikisi yan yana duruyor. Ve en kötü birini mutlaka istiyorum. Xabi Alonso'nun burada iyi olmadığını düşünüyorum. Hızlanma çok kötü. Dolayısıyla Xabi Alonso haricinde
Fernando Torres veya Owen'ı isteriz. Bugün sizlerle birlikte top açacağız. Ne zaman? Akşam inşallah. Canlı yayında açacağız bu sefer. Yaklaşık 40 tane topumuz var. Burada bir temsili bir tane top açalım. İlk topu. Kalanlarını dediğim gibi akşam sizlerle birlikte canlı yayında açacağız. Evet, bu videoya özgü bir top açılımı olmuş olsun. Yani adet yerini bulsun diyelim. Akşam tüm kayısları harcayacağız gibi duruyor. Devam ettiğimiz zaman neler var da bakıp bitireceğim. Ekstra bir şey var mı? Ha, ranking challenge PES League ile alakalıymış. Özür diliyorum. Önemli burası. Güzel hediyeler var biliyorsunuz. Daha önce gelmişti. 3 gün 17 saat var bitmesine. Müsabaka ana hatları burada. Kurallar burada. Peki ödüller? Gene önceki gibi bir kere katıldınız, berabere kaldınız, mağlup oldunuz fark etmiyor. Bir kere girdiniz yani buradan. 50.000 GP artı özel DP antrenörü hediyesi alacağınızı söyleyelim. 3 gün var bitmesine dediğim gibi mutlaka en azından girip bir maç yapın buradan online olarak. Online müsabaka kupası kısmında herhalde önemli bir değişiklik yok. Bunlar genelde pazartesi günleri geliyor. Evet. Herhangi bir şey yok. Bilgisayara karşı da aynıdır. Kendinize iyi bakın. Videoyu uzatmayacağım. Akşam canlı yayında inşallah görüşmek üzere. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın.